Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin keyfi yerinde, sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda Metaverse altcoin sepetine devam ediyoruz. Biliyorsunuz önceki videomuzda Metaverse altcoin sepetinden 3 adet coin vermiştik. 3 adet coin'in teknolojilerini, ekibini, ne gibi sorunlar çözdüğünü, ne gibi Metaverse çözümü getirdiğini, token metriklerine, ekonomisine, her şeye detaylı bir şekilde bakmıştık ve yapmıştık arkadaşlar. Önceki videomuzdaki tokenlarımız nelerdi? Star Atlas'a baktık, Division Network'a baktık, Decentralized Games'e baktık. Onu da izlemediyseniz mutlaka sağ üstte bırakıyorum. O videoyu da mutlaka izleyin. Ondan sonra bu videoya devam edin arkadaşlar. Bu videoda da 3 tane altcoin'den bahsedeceğiz. 3 tane altcoin'i gene detaylı bir şekilde nasıl metaverse oluşturuyorlar? Konu nedir? Ekipleri nasıldır? Token uzaya gider mi? Kaç x yapar? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Neden bu coin'lerin altcoin sepetine yer vermek istedim? Bundan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Mark Zuckerberg kimdi? Facebook'un kurucusu, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg çalışanlarına iddialı bir girişimden bahsetmiş. Şirketin geleceği bir dizi bağlantılı sosyal uygulama ve bunları destekleyecek bazı donanımlar oluşturma projesinin çok üstüne geçecekmiş. Bunun yerine Facebook'un Metaverse olarak bilinen bir dünya olan bilim kurgudan doğrudan maksimalist, birbirine bağlı bir dizi deneyim inşa etmeye çalışacağını söylemiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Facebook'un CEO'su senelik 5 milyar dolar yatırım yaparak bir Metaverse oluşturacağından bahsetmiş. Metaverse'ün kralını olmak istediğinden bahsetmiş. Yani Metaverse'ün kralı Facebook olmak istiyor. Bundan bu şekilde bahsedelim. Bu kadar yatırım akarken de bizim bu Metaverse projelerini öğrenip aynı zamanda yatırım yapmamız gerekiyor ki blockchain'de de öne geçelim. 100x'ler, 200x'ler, 300x'ler potansiyeller kazanabilelim arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden ilk projemizle başlıyoruz. Evet, ilk projemiz Starlink arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2770 ürün sıradaki bir coin, ticker'ı Starl ve şu anki fiyatı oldukça ucuz. Neden? Çünkü arkadaşlar çok fazla sayıda var. Gördüğünüz gibi hepsi dolaşımda. O güzel bir şey. Yani %100 dolaşımda. 10 katrilyon adet token var. Biraz fazla. Diyeceksiniz hocam siz genelde bu kadar çok coinleri sevmiyorsunuz, bu kadar çok arzu olan, ama Starlink bence güzel proje. Şimdi sitesine gidip de bakacağız. O nedenle videoda yer vermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi market cap'i 130 milyon. Yani buraya para girin düşünün. Bunun 1 milyara çıktığını düşünün. Bu coin nerelere gelir hiç belli olmaz arkadaşlar. Starlink sitesine geldiğimizde Star token'ı gördüğünüz gibi Metaverse projesi diye kocaman yazmışlar zaten. Bizim bu değerlendirdiğimiz Metaverse altcoin sepetinde olması gereken bir coin olduğunu düşünüyorum. Tabii ki videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Kendi yatırım tercihlerimi, potansiyelleri, bunları size paylaşmak istiyorum. Star ne diyor? %100 toplu ait, merkezi olmayan sanal alan projesidir ve ilk olduğundan bahsetmiş. Star token'ı Star ekosisteminin yönetim simgesidir. Güneş sistemini keşfederken sanal uydular, uzay araçları ve araziler satın alın, satın ve ticaret yapın. İmkanlar sonsuzdur. Yani ne diyor arkadaşlar? Size bir universe yaratıyor. Biliyorsunuz Metaverse neydi? Ne? Universe evren demek. Meta öteki demek. Yani öteki evren, paralel evren gibi düşünebiliriz. Bir dijital öteki evren ve burada siz arsa alabilirsiniz, gezegen alıp satabilirsiniz. İnanılmaz arkadaşlar. Akıl almaz şeyler oluyor. Bunda token'ı bence cüzdanlarımızda olması hiç de mantıksız olmaz. Burada gelip siteyi de inceleyebilirsiniz. White paper'ını okuyabilirsiniz. Siteyi de gayet güzel yapmışlar. Burada roadmap'lerinde güzel bir şekilde açıklamışlar arkadaşlar. Şimdi token economics'e geldiğimizde bahsettiğimiz gibi 10 katrilyon token var. Ve ilk çıktığında duruma bakıyoruz arkadaşlar. Büyük bir hype yapmış. Daha sonra sabite bağlamış. Tekrar geldiği yere düşmemiş. Yani sağlamlığını korumuş arkadaşlar. Buradan gene Metaverse rüzgarında, Metaverse token'ı rüzgarında gene bu altcoin sepetimiz gene fırlayabilir arkadaşlar. Star da bunun başında gelebilir. Borsalarına baktığımızda GTO var arkadaşlar. GTO komisyon indirimi link için videonun açıklamasından üye olabilirsiniz. Videonun açıklamasına GTO linkini bıraktım. Üşenmeyin arkadaşlar. Binance ya da işte başka borsalarda var. GTO'ya da mı açacağız hocam demeyin. GTO çok güzel altcoin'lerin olduğu bir borsa. Ben genelde sepetlerin birçoğunu GTO'da yapıyorum. Zaten coin Binance'e girdiğinde iş işten geçmiş oluyor çoğunlukla. Ama GTO'da yakalayıp Binance listelenme sırasındaki hype'da elden çıkarabiliyoruz. İlk coin'imiz Starlink'ti. Bundan bu şekilde bahsetmek istedim. İkinci coin'imiz Klao. Evet, KLO. Şu anki fiyatı 0.80 dolar. Dolaşımdaki arzı 11.735.000 ve maksimum arzı da 500 milyon olarak belirtilmiş. Piyasa değeri arkadaşlar 9.6 milyon. Hacmi 2 milyon. Çok düşük. Yani buraya da bir para girmesi durumunda inanılmaz yerlere gelebilir. Tabi biraz para girmesi lazım. Sıralaması 2931. sırada. Yani kendini mesela ilk 1000'e, ilk 500 attığını düşünün. Bu proje nerelere gelir? Bunu artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Buna baktığımızda önemli bir noktada Avalanche ekosisteminde. Avax ekosisteminde arkadaşlar. Bir sanal müze projesi. Ona da bakacağız şimdi. Gelin
gelin sanal müziği birlikte inceleyelim. Gördüğünüz gibi ne diyor? Geleceğin dijital dünyasını, evrenini inşa ediyoruz diyor. Buradan aşağı doğru indiğimizde bir müze. Evet, buradan videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Buradan video size detaylı bir şekilde anlatacak. Bir yandan da ben size anlatayım. Şimdi avatarınızı, gözünüzü takıyorsunuz. İşte bu Oculus müdür nedir? O gözlüğü takıyorsunuz VR headsetinizle. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bu müzeyi geziyorsunuz ve bu müzede sergilenen NFT'leri görebiliyorsunuz. Şu an mesela düşünün, gözlükle geziyorsunuz. Ne kadar güzel çözünürlükler, ne kadar iyi. Burada duvardaki NFT'leri gelip kendiniz satın alabiliyorsunuz ya da satabiliyorsunuz. Yani inanılmaz güzel projeler. Bunları ben de 2-3 gündür detaylı bir şekilde araştırıyorum. Hem projeler araştırıyorum, hem girip sitelerine bakıyorum, hem white paper'larını araştırıyorum ki o kadar metaverse projesi içinde hangi 6 tane coin'i seçip sizle paylaşayım, güzel bir altcoin sepeti yapalım diye arkadaşlar elimden geleni yaptım. Umuyorum siz de hem önceki videoyu hem bu videoyu beğenerek izliyorsunuzdur. Kalao'da bu şekilde. Kalao'da hangi borsalarda olduğuna bakarsak arkadaşlar yine Gateo'da var. Gateo'dan Kalao'yu da alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uğraştırmak istemedim size arkadaşlar. Yani bir MXC'den, bir Binance'den, bir Gateo'dan, bir oradan, bir FTX'den vermek istemedim. Bugünkü videodaki bütün coin'ler Gateo'da var. Bu da çıktığı fiyat arkadaşlar 0.50-0.60'larda. Henüz bir zıplama yapamadı 0.80'lerde. Onun için Kalao'nun da güzel yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hem total arzda o kadar fazla değil. 500 milyon adet. Ve dijital müze olarak da ilk proje bu arkadaşlar. Sanat sergisi müze olarak düşünebilirsiniz. Ve son coin'imize geçiyoruz. Son coin'imize geçmeden önce duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz önceki gün çekiliş videosu koymuştuk. Hala katılmayan arkadaşlar var. Çekilişe katılın arkadaşlar. İki arkadaşımıza 50 dolarlık USDT hediyesi veriyoruz. Tek yapmanız gereken çekiliş videosunu izleyip, likelayıp, beğenip yani ve yorum bırakmak arkadaşlar. Beğenip yorum yapıyorsunuz ve yorum yapan arkadaşlar arasından yapacağımız çekilişte iki arkadaşımıza 50'şer dolarlık USDT hediye ediyoruz. Bundan da bahsedelim. Kanalımızda çekiliş videosunu YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bu arada hala YouTube kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Bildirimler açabilirsiniz ki videolar hemen size gelsin. İlk öğrenenlerden olun arkadaşlar. Ve son coin'imize geçiyoruz. Radio Kaka. Evet. Radio Kaka nedir ne diye birlikte bakacağız. Bugün %35 arttı. Evet, bu biraz taktiksel bir coin arkadaşlar. Elon Musk'ın annesi bunu destekliyor. Evet, Elon Musk'ın annesi bunu destekliyor. Buraya girdiğimizde de zaten aşağı doğru indiğimizde de Elon Musk'ın annesinin desteklerini bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi Maya Musk Mister diye buradan da bahsetmişler. Radio Kaka böyle bir proje. Uzay üzerine olan bir proje. Buradan gelip detaylı bir şekilde bunu da inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 443 katrilyon adet var ve yaklaşık %30'u 40'ı dolaşımda. Binance Smart Chain üzerinde kontrat adresini buradan görebilirsiniz. Hem marketplace olarak yani alım satım yapabilirsiniz. Hem collectible NFT, hem DeFi, hem de e-commerce olarak bahsetmiş. Şu an biraz daha zirvede arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir zıplama yaptı. O nedenle biraz düşmesini bekleyebilirsiniz. Ama Elon Musk'ın annesi desteklediği için Elon Musk bir tweet atar. Gider bunu 100 katı yapar. Bilemeyiz. Onu da yani sizinle paylaşmak istedim. Buradan alınır mı? Ben bir miktar ekleme yaptım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Sonra üzülmemek için Elon Musk destekler. Annesi destekler. Bu da Gateo'da var. Bahsettiğim gibi Gateo'nun komisyon indirimli linkini de videonun açıklamasına bıraktım arkadaşlar. Şimdi özet yapmak gerekirse bugünkü videomuzda nelere baktık? İlk coin Starlink'ti. İkinci coin'imiz Kalao'ydu. Üçüncü coin'imiz de Radio Kaka'ydı. Buradan bu şekilde bahsettim. Bugünkü altcoin sepetimizin coin market cap rankingleri biraz daha 2000-3000 arasında. Biliyorsunuz önceki videoda ilk 1000'deydi. İlk 500'deydi biraz daha. Bugün coin'ler biraz daha riskli. O nedenle ona göre risk iştahınıza göre yatırım yapabilirsiniz. Yani önceki videoya da bakabilirsiniz. Önceki videodaki coin'ler biraz daha sağlam. Onu da o şekilde bahsedeyim. Yine bunların hepsi Gateo borsasında var. Bu da zirvelerine göre oldukları durum. Gördüğünüz gibi Radio Kaka biraz daha zirvesine yakın. O nedenle biraz daha dikkat etmek lazım bu coin'e. Market cap'leri 130 milyon, 218 milyon, 10,5 milyon. Gördüğünüz gibi Kalao'nun market cap'i çok düşük ve volümlerine baktığımızda Starlink'in volümü 10 milyon. Çok az. Kalao'nun çok az ve Radio Kaka'nın biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolaşımda ne kadar adet var? Starlink'in hepsi dolaşımda ve burada ne kadar maksimum dolaşımda olacağı da detaylı bir şekilde yer verdim. Umuyorum bu özet tabloda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hem önceki videodaki 3 coin hem bu videodaki 3 coin umuyorum güzel kazançlar elde ettirecek bize arkadaşlar. Metaverse'ün potansiyeline ben kişisel olarak inanıyorum. O nedenle güzel Metaverse 2 tane altcoin sepeti yaptık. Birisi daha az riskli, birisi biraz daha fazla riskli. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar arkadaşlarınıza gönderin. Eşinize, dostunuza gönderin ki ailemiz büyüsün. Daha çok arkadaş bu videolardan yararlanabilsin. Şimdiden İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.